Her yıl binlerce insan kalın bağırsak kanserlerinde geç kalındığı için hayatını kaybediyor. Oysa ki ilk belirtiler evinizde, banyonuzda, sofranızda sessizce ortaya çıkıyor. Ama çoğu insan bunun farkında değil. Bu videoda doktorların poliklinikte sana anlatmaya vakit bulamadığı bağırsak kanserlerinin gizli risklerini, erken uyarı sinyallerini ve hangi belirtilerin asla ihmal edilmemesi gerektiğini bilimsel veriler ışığında anlatmaya çalışacağım. Merhaba, ben iç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı Dr. Serhat Demirer. Kolorektal kanserler, yani bağırsak kanserleri, dünyada en sık görülen 3. kanser türüdür. Yaşam boyu risk faktörü yaklaşık %4'tür. Erken yakalan tedavi başarısı %90'a ulaşabiliyor. Yani büyük ölçüde aslında tedavi edilebilen bir hastalık. Peki kalın bağırsak kanserinin belirtileri arasında neler var derseniz, birincisi dışkılamada değişiklik, dışkının incelmesi, kabızlık, ishal veya ishal kabızlık döngüsü gibi değişiklikler özellikle sol kolon tümörlerinde erken uyarı işaretidir. İkincisi rektal kanama veya gizli kan kaybı. Dışkıda taze kan da olabilir veya daha koyu, katranımsı, kapkara, simsiyah bir dışkılama olabilir. Eğer sağ kolon tümörünüz varsa çoğu zaman belirgin kanama yapmaz. Günlük gizli kanamalar yapar. Bu da demir eksikliği anemisiyle sonuçlanır. Siz bunu halsizlik, yorgunluk olarak algılarsınız. Üçüncüsü karın ağrısı, gaz ve şişkinlik. Özellikle obstrüksiyona yani tıkanmaya yaklaşan tümörlerde bu vakalarda karın ağrısı, kramp ve şişkinlik çok sık görülüyor. Dördüncüsü açıklanamayan kilo kaybı ve halsizlik. Özellikle genç bireylerde kilo kaybı ve dışkılama değişikliği birlikte ise hiç geciktirilmeden mutlaka doktora başvurulmalı. Beşincisi ise açıklanamayan kansızlık. Yani başka bir nedeni bulunamayan demir eksikliği anemisi görülmesi özellikle sağ kolon tümörlerinde diğer bölgelere göre 4 kat daha fazla günlük kan kaybına neden olabilir. Bu durumda yani açıklanamayan bir demir eksikliği anemisi varsa mutlaka kolon kanseri aklınızın bir ucunda olmalı. Peki ne zaman doktora başvurmalıyız? 4 haftayı aşan dışkılama değişikliği, rektal kanama veya gizli kan bulgusu, sebepsiz kilo kaybı, demir eksikliği anemisi ve ailede kolon kanseri varsa, bunlardan biri bile varsa acilen doktora başvurmalısınız. Kolon kanseri hastaların %70 ile 90'ı tanı aldığında belirti göstermektedir. Bu noktada şu ortaya çıkıyor, kanser taramaları. Yani aslında henüz belirtiler ortaya çıkmadan erken yakalayıp kür sağlayabiliriz. Bunun için Sağlık Bakanlığı'nın kolorektal kanser tarama önerileri var. Birincisi, 50 ile 70 yaş arasındaysanız hem kadınlarda hem erkeklerde 2 yılda bir dışkıda gizli kan testi yapılması gerekiyor. Ve ikinci olarak da yine 50-70 yaş arasında 10 yılda bir kolonoskopi yapılması öneriliyor. Kolorektal kanserler, yani bağırsak kanserleri erken yakaladığında tedavi başarısı %90'a ulaşabiliyor. Bu nedenle bilinçli olmak, risk faktörlerini tanımak ve özellikle rutin tarama programlarına katılmak sizin elinizdeki en büyük silahtır. Bu kanalda tıbbın karmaşık konularını herkesin anlayabileceği bir dille anlatmaya çalışıyorum. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.